Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Serhat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden. Serhat Güvenç'le birlikte son günlerde gerilen Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini konuşacağız. Neden bu gerilim daha yüksek seviyeye çıktı? Neler yapılacak? Ayrıca yine iki ülke arasında uzun zamandır görüşülen, Türkiye'nin de kabul etmediği işte 6-12 mil veya FIR hattıyla ilgili sorularımız olacak. Profesör Doktor Serhat Güvenç bu sorularımızın cevaplarını bize verecek. Serhat abi hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Tolga. Siz nasılsınız? İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Daha önceki yayınlarımıza da Profesör Doktor Serhat Güvenç katılmıştı. Sorularımızın cevaplarını farklı bakış, akademik açıdan bakışıyla vermişti. Benim de çok uzun yıllardır bir abim olduğu için kendisine Serhat abi diye arada ağzımdan kaçıyor söylüyorum ama bu benim için, bu hitap benim için çok çok önemli bir konu. Ben öncelikle hemen güncel bir konuyla başlayayım. Neden bu son günlerde Yunanistan'la olan ilişkilerimiz tekrar gerilmeye başladı? Genellikle yaz döneminde iki ülke içinde turizm çok önemli. Biraz daha böyle bir tempoyu aşağı çekerdik. Eylül sonrasında yürürdü, işler biraz daha gerilim artardı. Neden bu dönemde bu yaşadıklarımız meydana geliyor? Sizin görüşünüz çok önemli. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Ben seninle dostluğun bana keyif veriyor, o yüzden abi demen de hiçbir sakınca yok. Yani lütfen kendini rahat hisset. İzleyicilerimiz de bizim o 20 yıl aşan dostluğumuza versinler samimiyeti. Haklısın. Yani aslında hem şey olarak, pratik uygulama olarak hem de zaten bir mutabakat olduğu için Türkiye ve Yunanistan turizm sezonunda böyle gerginliği tırmandırıcı askeri hareketlerden kaçınırlardı. Böyle bir taahhütleri vardı. Sadece turizm sezonu değil, bildiğim kadarıyla bu Madrid mutabakatı çerçevesinde Özal ve galiba Mitsotakis'in amcası arasında imzalanan bir ya da üzerinde anlaşma sağlanan bir konu. Dini ve milli bayramlarında da yani böyle askeri gerginliği tırmandıracak hareketlerden, hamlelerden kaçınmak gibi bir taahhütleri vardı. Buna uzunca süre riayet ettiler. Hatta galiba geçen yazda iki taraf da biri 28 Ekim Yunanlıların bağımsızlık günü, şey günü, İtalyanlara hayır dedikleri gün, 29 Ekim'de bizim bayram, böyle karşılıklı tatbikatlar programlamışlardı ama sonradan iptal ettiler. Yani daha önce verdikleri söze iki tarafta sadık kalmış oldular. Neden tekrar iki yıl sonra sıcak bir gündemle karşılaştık Ege'de? Birkaç nedeni var. Bir tanesi asıl neden Türkiye ile Yunanistan arasında kökü çok eskiye dayanan uyuşmazlıkların çözülmemiş olması. Yani 2000'li yıllarda bir aşağı yukarı 10-15 sene bu sorunların varlığına rağmen ekonomik gerekçelerle iki tarafta bu sorunları geride bırak, ya da şöyle söyleyeyim, yani bu sorunlara rağmen ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeyi başardılar. Yani iki tarafta bu işbirliğinin meyvelerini yemeyi tercih ettiler gerginliğe. Fakat 2019 yılında işte bu Türkiye'de bu mavi vatan diyelim anlayışının yaygınlık kazanması, resmi çevrelerin bunu benimsemesi ve tabii özellikle Doğu Akdeniz'e Yunanistan'ın giderek daha fazla müdahil olmaya çalışmasıyla birlikte gerginlik yeni bir aşamaya taşındı. Yani buna Doğu Akdeniz boyutu da dahil oldu. Yine ancak hani Türkiye biraz da Batı'dan, özellikle AB ve ABD'den gördüğü baskıyla da gerginliği düşürecek bir takım adımlar attık. İşte bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz'de ve Ege'de petrol arayacak araştırma gemilerinin Karadeniz'e çıkartılması veya limanlarda bekletilmesiydi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın yeni başbakanı Kyriakos Mitsotakis'le sorunları en azından perdeleyecek bir işbirliğinin temellerini attığını düşünüyordu. Yani bunu yani son konuşmalarından, son tepkilerinden anlıyoruz. Neydi bu? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle kişiselleştirilmiş diplomasiye yatkın, alışkın.
liderler arası müzakerelerle sorunları çözmeyi veya bunların en azından gerginliğe tırmanmasını engelleyecek bir takım işbirliklerinin zeminini, temelini atabiliyordu. Şimdi Mitsotakis'te de böyle bir ilişki kurulacağına dair bir beklenti oldu. Değil mi? Yani şeyle birlikte işte karşılıklı ziyaretlerle birlikte Mitsotakis Türkiye'ye geldi yanlış hatırlamıyorsam. İyi karşılandı ve yeni bir evrenin başladığını düşünüyorduk. Fakat şu anda Türkiye aslında biraz zayıf konumda. Yani özellikle de şeyden dolayı bu Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası her ne kadar Türkiye'nin Batı güvenliği için önemi, değeri artmış gibi olsa da Türkiye şu ana kadar Rusya'yı da sakınması nedeniyle tam bu artan stratejik öneminden istediği ya da ne diyelim beklendiği kadar yararlanamadı. Ve bir takım hamleleri de Türkiye'yi aslında zora sokuyor. İşte bunlardan en önemlisi de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusuna yönelik itirazları Türkiye'nin. Mitsotakis bu fırsattan yararlanmak istedi. Doğru yani Türkiye'nin önüne konulan bir taraftan baktığımız zaman İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği, kongrede takılmış olan F-16 blok 70 ve 80 F-16'nın modernizasyonu, belki de 3. cephe Yunanistan tarafı mı açılıyor? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bunlar dış ilişkilerde birer hamle mi? Ben açıldığını söyleyemem ama şunu gördüm Mitsotakis. Unutmayalım yani Yunanistan iç politikasında da kuvvetli bir muhalefet var ve Syriza'nın lideri Tsipras sıkıştırıyor içeride Mitsotakis'i. Türkiye konusunda yeteri kadar sert ya da yeterli önlemleri almamakla. Bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan durum, ona bağlamaya çalışıyordum bir yandan da. Hani Türkiye'nin ABD'den talep ettiği bu F-16'lar, F-16 modernizasyon paketleri, daha sonra açıklanan işte bu AMRAAM füzeleri ve bir takım radar iyileştirme paketleri talebinin yönetim tarafından uzun süre bekletildikten sonra kongreye iletilmesiyle sonuçlandı. Yani yönetim dedi ki bu şeylerin, Türkiye'nin talep ettiği bu silah ve teçhizatın verilmesi hem NATO ittifakının hem Amerika'nın çıkarlarına uygun dedi. Dolayısıyla hani Türkiye F-35 programından çıkartıldı ama hava kuvvetlerinin büyük bir güç kaybı yaşamasının önüne geçecek de böyle telafi edici, biraz palyatif de olsa imkanlara sahip olacaktı. İşte Türkiye'nin bu ikircikli tutumunu da gören Kyriakos Mitsotakis Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasında açık açık Türkiye'ye F-16 vermeyin dedi. Diplomatik gözlemciler bunun nezaketle bağdaşmadığını söylüyor ama şunu da teslim etmek lazım. Haklı bulduğum için söylemiyorum. Türkiye'yi çok zor bir durumda yakaladı Yunanistan. Yani kongrede hava değişebilecekken bu havayı tekrar üstelik yani ellerinde de gerekçe var, işte Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine Türkiye engel oluyor. Bu havayı tekrar Türkiye aleyhine döndürmek ve Ege'deki askeri güç dengesinde Yunanistan'ın uzun bir aradan sonra elde etme yolunda olduğu üstünlüğü korumasını sağlayacak siyasi bir hamle yaptı. Belli ki o askeri üstünlüğü korumak, Türkiye ile dostane ilişkiler yürütmek ya da Yunan Başbakanı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel iyi ilişkiler sürdürmekten daha önemli görülüyor. Yani Yunanistan bir fırsat penceresi yakaladığını düşünüyor, bunu kullanmaya çalışıyor. Bu da doğal olarak Türkiye'de sert tepkiyle karşılanıyor. Birikmiş olan, üzeri örtülmüş olan ya da varlığına rağmen işbirliği yapılan o sorunlar tekrar gün yüzüne çıkmış oldu ve çözülmedikleri için de karşımıza daha kuvvetli birer gerginlik unsuru olarak çıktı. Şunu söyleyeyim, tabii Yunanistan'ın son dönemde Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçakları 6 adeti teslim edildi. 12'di rakam, 24'e hatta 40'a kadar çıkacak. Bir taraftan F-16'larını Viper modernizasyonuyla yeni nesil standartlara doğru Yunanistan yükseltiyor. Ve sonda Yunan Başbakanı'nın kongre ziyaretinde işte 12 kez alkışlarla kesilen konuşmasında da bir F-35 çıktı. Güç dengeleri açısından sizce Yunanistan nereye doğru gidiyor? Yani bu
baskısını devam ettirecek gibi mi gözüküyor Ege'de? Yani az önce bir fırsat penceresi olarak niteledim. Devam ettirecektir. Çünkü önü açık. Hani futbol tabiri kullanırsak neden önü açık? Şimdi geleneksel olarak Türkiye ve Yunanistan arasında Amerika Birleşik Devletleri bir denge gözetirdi. Bu hani çok sağlıklı bir denge değil ama matematiksel bir hesabı vardı. 7'ye 10. Yani Türkiye'ye verilen her 10 birim silah için Yunanistan'a da ihtiyacı olsun olmasın 7 birim silah verirdi Amerika. Kongre Amerikan iç politikasının dinamiklerine daha açık olduğu için Yunan yanlısı kararlar verme eğilimindeydi. Yunanistan'ı kollama eğilimindeydi. Amerika'da ise Amerikan yönetimi, hükümet stratejik önemi nedeniyle Türkiye'yi kayırmaya çalışırdı. Böylece hani yönetilebilir bir rekabet, Amerika açısından yönetilebilir bir rekabet söz konusuydu. Yunanistan'ı değerli kılan işte bu hani kimliği, Avrupa, Batı medeniyetinin beşiği olması, demokrasinin beşiği olması gibi konular ve en önemlisi belki de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü ve etkili bir Rum lobisinin varlığıydı. Amerikan iç politikasını etkileyebiliyor Yunanistan. Türkiye ise stratejik önemine yani emlak değerine yaslanırdı. Neydi? Amerika'nın özellikle Türkiye'nin çevresinde yürüteceği operasyonlar için Türkiye'deki üslere, hava üslerine özellikle erişme ihtiyacı vardı. Bu işler Amerika, yani bu üsler Amerika için kimi zaman çok hayati öneme sahipti. Amerika Birleşik Devletleri'nin hani Türkiye'ye bakışında stratejik kaygılar ya da stratejik mülahazalar şekillendirirdi. Şimdi 1 Mart 2003 tarihini anımsarsınız, yani Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Amerika Birleşik Devletleri'ne Türk topraklarının Irak'ta yapacağı savaş için Irak'ı işgal amacıyla kullanmasına izin vermedikten sonra Amerika'nın Türkiye'deki üslere ilişkin beklentileri giderek azaldı. Yani dolayısıyla Türkiye'nin Amerikan stratejik çıkarları için emlak değeri eskiye göre çok çok düşük. Ve şu an aslında tarihi olarak en dip seviyede. Çünkü işte görüyorsunuz yani Ukrayna'da Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında Türkiye'nin kuzeydeki komşuları Bulgaristan, Romanya dahil olmak üzere Amerikan NATO uçaklarıyla birlikleriyle kaynıyor. Yani hiçbir Türk üssünün kullanıldığına dair ya da kullanılmasına ilişkin bir talep yapıldığına dair elimizde bilgi yok. Yani Türkiye'den herhangi bir şey istemeden ki bir noktada hani Karadeniz üzerine çıkan tanker uçaklar için Akrotori'den kalkan Kraliyet Hava Kuvvetleri Tayfunları için hava sahasından geçiş izni bile talep etmemek gibi bir politikaları vardı. Yani Türkiye ile herhangi bir şekilde müzakere etmeyelim diye. Uzattım sözü ama söylemek istediğim şey şu. Türkiye Yunanistan'ın Amerikan iç politikasındaki etkisini jeostratejik önemiyle dengelerdi. Şimdi bu jeostratejik önem ortada yok. Üstelik Amerika özellikle kuzeyde Karadeniz'de yapacağı işler için giderek daha fazla Yunanistan'a bel bağlamış durumda. İşte hep sözünü ediyoruz ya dede ağaç diye. O bir şeydir orası. Yani demir yolu, deniz yolu ve hava yolu kavşağıdır. Amerika artık dede ağacı kullanıyor. Amerika Yunan kamuoyu geçmişi oranla çok daha az Amerikan karşıtı. Siyasiler Amerika'yla askeri işbirliği konusunda kamuoyundan eskisi kadar şey görmüyorlar, sert tepki görmüyorlar. Ve dolayısıyla hem Yunanistan Amerikan iç politikasında sahip olduğu avantaja bir de jeopolitik önemi de eklemiş oldu. Bu durumda Türkiye'nin hem Amerika ile ilişkilerinde hem de Yunanistan'la ilişkilerinde yaslanabileceği fazla bir kozu yok. Ukrayna'da yaşanan savaş bu anlamda Türkiye'ye bir ölçüde bu önemi bir ölçüde geri kazandıracaktı ki işte yönetimin Dışişleri Bakanlığı'nın kongreye Türkiye'ye F-16 satmaya olumlu bakıyoruz mesajını göndermesi aslında bunun bir işaretiydi ama çok kısa sürede sönümlendi. Bu durumda da Yunanistan Türkiye'yi özellikle Amerika karşısında bu kadar tırnak içinde kötü durumda yakalamışken elinden geleni ardına koymayacak. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin askeri gücüne karşı üstünlük için kısıtlı kaynaklarına rağmen de bayağı bir çaba göstereceğe benziyor.
Demin dede açı söylediniz. Bunun yanı sıra sanıyorum 9'a yükseldi Amerikan üssü sayısı Yunanistan'da. Hep gelen soru, dede aç Türkiye için sizce bir tehdit mi? Değil. Yani Dede Ağaç da çünkü Türkiye'ye tehdit olacak herhangi bir şey bırakmıyor ki Amerikalılar. Dede Ağaç çok dar bir kıyı şeridi. Unutmayın yani şeyden girdiğinizde, Kapıkule'den girdiğinizde 50 kilometre kuzeyde de Bulgaristan sınırı var. Orası çok dar bir şey, toprak parçası. Hani oradan zaten Türkiye'ye stratejik olarak tehdit yaratacak bir şey konuşlandırabilmeniz, bir kabiliyet bulundurabilmeniz mümkün değil. Çok dar bir alan. Ama asıl şeyi, önemi Amerika için oradan kuzeye, Bulgaristan'a, Romanya'ya ve Romanya üzerinden de muhtemelen Ukrayna'ya işte silah ve malzeme sevkiyatı yapılıyor. Bulgaristan ve Romanya'daki Amerikan üsleri ikmal edilebiliyor. Bunları yaparken de Türkiye'ye ihtiyaç duymuyorlar. Sen de çok iyi anımsarsın. 1999 Kosova, NATO'nun Kosova harekatı sırasında, 100 günlük harekat sırasında İtalya'daki üslere dayanıyorlardı, değil mi? Kullanıyorlardı Yedi çoklukla. üssü başta Sonra olmak üzere. baskıyı arttırabilmek için Belgrad üzerinde Türkiye'deki üsleri kullanmak istedi NATO. Yanlış anımsamıyorsam Balıkesir, Bandırma ve Çorlu üsleri. Bunlarda hazırlıklar yapıldı. Sonra ama harekat bittiği için kullanılmalarına gerek yok, kalmadı. Varmak istediğim şey şu, yani bundan 20 sene önce Türkiye'nin bu saydığım üsleri bu tür krizlerde NATO'nun bel bağladığı yerlerken artık adları dahi geçmiyor. Bunun işte Türkiye'nin yerini Yunanistan almış durumda. Ama oraya konuşulan henüz Amerikan oraya yapılan Amerika oraya yapılan Amerikan yığınağı yok da yani o üslerdeki Amerikan varlığının Türkiye'ye yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu düşürmek için elimizde yeteri kadar veri yok, bilgi yok. Ama bir potansiyel olarak şeyi gösteriyor tabii. Yani Yunanistan Amerika'yı arkasına aldı. Amerika Birleşik Devletleri günün birinde Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında silahlı çatışmaya girer mi, girmez mi? Hani bu soruları sormak meşrudur. Ama şu an için öyle bir niyetin işaretleri yok. Bir taraftan da dün Yunanistan Başbakanı'nın hani Türkiye ile Yunanistan savaşa girse NATO bizim tarafımızda olur lafları da tabii bu sizin dediklerinizi bağlıyor gibi bir durum söz konusu üslenme ve diğer konulara baktığımız zaman. Ben tekrar Türkiye ve Yunanistan arasındaki o Ege'de yaşanan işte Doğu Akdeniz'deki petrol doğalgaz aramaları, Yunanistan'ın 12 mil 6 mil çıkışları, ve tabii ki Kıbrıs'ta uzun yıllardır yaşanan bir anlaşmazlık var. Bunlar açısından yakın bir vadede çözüm olabilir mi veya ya biz bunları çözelim masadan kalkalım gibi bir durum olabilir mi sizce? Yani şimdi Kristal ben küreye bir bakalım. akademik yaşamıma yani Türk-Yunan sorunlarını çalışarak başladım. Aşağı yukarı 30 yıl oluyor. Yani 30 yıl önce bunlar kemikleşmiş sorunlar değildi ama çözüm de bulunamamış sorunlardı. Bunlara rağmen ekonomik ve ticari işbirliği yapmayı öğrendi iki tarafta. Halklar arasında geçmişe göre çok daha fazla temas var. Üstelik yani iki ülke kamuoyu da işte savaşın maliyetinin ne olduğunu Ukrayna'da yaşananlardan görüyor. Savaş iyi bir şey değil. Yani geçmişe kıyasla bu farklar var. Ama iki tarafta doğrusunu isterseniz bir diğerine bakarken karşısında yayılmacı bir ülke görüyor. Yani Türkiye'ye baktığı zaman Yunanistan'ın Ege'deki iddialarını, hamlelerini Türkiye aleyhine genişlemek, Türkiye'yi karaya hapsetmek amaçlı görüyor. Yunanistan'da baktığı zaman işte Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı bir ülke. Kıbrıs'a müdahale etmiş, adanın üçte birini kontrol ediyor. Suriye'de askeri denetiminde olan bir bölge var. Ve Ege'de hak etmediği, onlara göre hak etmediği bir takım taleplerde bulunuyor. Onlar açısından da Türkiye yayılmacılığı tescil edilmiş bir ülke. Sorun şu, hani bu Yunan görüşünün alıcısı eskiden bu kadar yoktu fakat geçtiğimiz 10 senede maalesef hani senin aktardığın şey var ya yani NATO bizim yanımızda yer alır diye hani o fazla iyimser. NATO onların yanında yer almaz ama pek çok NATO ülkesinin Yunanistan'a destek olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin maalesef böyle bir imajı oluştu. Yani Türkiye
genişlemeye yatkın, yer yer revizyonist amaçlar güdebilen bir ülke gibi görülüyor. Hani bu da Yunanlıların Türkiye'ye karşı elini kolaylaştırıyor, kuvvetlendiriyor. Hani bunu da teslim etmemiz lazım. Nedir bu sorunlar? Ege'de işte bu kıta sahanlığı meselesiyle başladı aslında 70'li yıllarda. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen önce Türkiye tarihinde ilk defa çok da böyle bu iş için uygun donanımı olmayan bir araştırma gemisini Ege'ye çıkardı. TCG Çandarlı, ben çocuktum, çok iyi hatırlıyorum o dönemin gerginliğini Ege'de. Bunun arkasından işte Hora sismik bir krizleri vesaire, bunlar yaşandı. Türkiye'nin Kıbrıs müdahalesini takiben Türk-Yunan ilişkilerini etkileyen, olumsuz etkileyen bir dizi sorun çıktı. Kıta sahanlığı bunlardan başlıcası. Yunan karasuları, Yunanistan'ın karasularını mevcut 6 milin ötesine çıkarma tehdidi ya da arzusu. Yunanistan'ın 10 millik hava sahası iddiası, ki bu uluslararası hukukta karşılığı olmayan bir uygulama. Çünkü Yunanistan'ın karasularının genişliği 6 mil, hava sahası, Yunanistan'ın iddia ettiği hava sahası 10 mil. Böyle 4 millik bir fark var. Fır hattı, yani Ege'deki uçuş bilgi bölgesi, buradaki bunun Yunanistan'a ne tür bir yetki sağladığı, Türkiye'nin yorumu Yunanistan'ın bu yetkiyi istismar ettiğini, Ege'nin kontrolü iddiaları, yani Ege'nin kontrolü için bir egemenlik hakkıymış gibi kullandığı yönünde. Yunan adalarının silahlandırılması uluslararası antlaşmalara rağmen ve tabii ki Kardak krizi sonrası Türk tarafının üzerinde ısrarla durduğu Ege'deki gri bölgeler, yani böyle aidiyeti kararlaştırılmamış, aidiyeti üzerinde kesin bir hukuki niyetim şeyin olmadığı, bir kararın olmadığı adalar, formasyonlar meselesi. Yunanistan bu sorunlardan sadece kıta sahanlığı meselesini kabul ediyor. Diğerlerinin Türkiye'nin tek taraflı talepleri olduğunu ileri sürüyor. Bunlardan tabii hava sahası meselesi, hani senin programın bağlamında da en çok gündeme gelen ve gerginlik potansiyeli en yüksek olan konu. Konunun geçmişi, Yunanistan'a göre 1934 yılında yanılmıyorsam bir kararname ile Yunanistan'ın hava sahasının 10 mile çıkartılmasına dayanıyor. Ama Türkiye bu kararı tanımadığını 1974'ten sonra beyan etti ve uygulamasıyla bunu tanımadığını ortaya koydu. Yunanistan bu şeyin 10 millik hava sahası iddiasının uluslararası hukuktan bir sapma teşkil ettiğini ama bir yapıla geliş kuralı oluşturduğunu söylüyor. Çünkü 1934'ten beri ben bunu ilan ettim. Türkiye 40 yıl buna ses çıkarmadı. Dolayısıyla bunu artık, hani bunun bir uygulama olduğu, yerleşik bir uygulama olarak kabul görmesi lazım iddiasında. Hani bunun pratik sonucu nedir? Benim derslerimde kullandığım bir örnek var. Lafı uzatmak pahasına istersen onu paylaşayım. Lütfen. Mesela bir örnek olarak bir Türk fırkateyni atıyorum. TCG Barbaros, Rodos'un 7 mil açığında seyir halinde. Bu durumda Yunanistan karasularının genişliği 6 mil olduğu için Türk savaş gemisi Yunanistan'ın herhangi bir egemenlik hakkını ihlal etmiyor. TCG Barbaros taşıdığı helikopteri o 7 mil mesafede havalandırdığı anda TCG Barbaros herhangi bir ihlal yapmasa da helikopteri Yunan hava sahasını ihlal etmiş sayılıyor Yunan mantığına göre. Karşılaştığımız durum tam da bu. Burada bir mantıksızlık var. Yunanlılar bu konuda vazgeçmiyorlar. Türkiye'de çok uzun zamandır bu özellikle 4 mili, tartışmalı 4 mili uçaklar göndererek bu kararı tanımadığını, bunu asla da tanımayacağını ortaya koyuyor. Yunanlılar da işte Türk uçaklarını teşhis amacıyla uçaklarını kaldırıyorlar. Bildiğimiz it dalaşları yaşanıyor. Karşılıklı radar kilitlenmeleri yapılıyor. Bazen kazalar oluyor. Yani aşırı sert manevralar yüzünden Yunanların ve uçak kaybettiği şeyler oldu. Yüzbaşı Nail Erdoğan biliyorsun şehit oldu. Yani bir F-16 uçuşunda bir atış yapılarak füze atışında. Yani Ege'de iki tarafta böyle rekabette uçak ve pilot kaybettiler.
gerginliğin esas noktası bu 4 millilik fark. Türkiye açısından tabii bir de kritik mesele, Ege çok dar bir yer. Özellikle de Yunanistan'ın adalara sahip olması nedeniyle uluslararası sular çok çok az. Zaten çok dar bir alan oluşturuyor. Mevcut durumda Türkiye ve Yunanistan'ın Ege'deki kara sularının genişliği 6 mil. Yunanistan uluslararası deniz hukuku sözleşmesi uyarınca kara sularını 12 mile çıkartma hakkı olduğunu ve bunu istediği zaman kullanacağını ifade ediyor. Türkiye ise bir Büyük Millet Meclisi'nin 90'lı yıllarda aldığı bir karar var. Böyle bir hamlenin, yani 6 mil üzerine çıkma kararının savaş sebebi sayılacağını iddia ediyor. Yunanistan geçen sene İyon Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarttı. Ege'deki karasuları hala 6 mil. Bu bir potansiyel gerginlik meselesi. İzleyicilerden hani şey diyenler olabilir. Yunanistan'ı beklemeyelim, biz 12 mile çıkartalım diyenler olabilir. Yani 12 mile çıktığı takdirde Türkiye'nin kazanacağı fazla bir şey yok Ege'de. Çünkü Yunan adalarının varlığı nedeniyle Türkiye'nin elde edeceği ilave egemen deniz alanı çok kısıtlı kalıyor. Yunanistan ise Ege'deki uluslararası suları bünyesine katarak kara sularını genişletmiş oluyor. Mevcut durum statüko Türkiye açısından kabul edilebilir. Neden çözülemiyor? İki taraf da bunu bir egemenlik meselesi olarak kabul ediyor. Herhangi bir tavizin karşı tarafın yayılmacı emellerini körükleyeceği gibi bir düşünceye sahip ve kamuoyları da çok bilenmiş bu konularda. 60 küsür tur yapılan bir istikşafi görüşme şeyi var biliyorsun, trafiği var. Teknik olarak nasıl çözüleceğine dair ben eminim pek çok senaryo orada tartışılmıştır. Benim konuştuğum diplomatlar iki taraftan da bir siyasi irade olduğu takdirde bu sorunların teknik ve hukuki yaklaşımla nasıl çözümlenebileceğine dair yeterince fikir sahibi olduğunu söylüyorlar. Ama dediğim gibi yani Yunanistan'da Türkiye karşıtlığının içeride çok kuvvetli bir müşterisi, kitlesi var. Türkiye'de de baktığınız zaman görüyorsunuz yani Erdoğan'ın başka bölgelere yönelik siyasetini beğenmeyen insanlar bile hani Yunanistan söz konusu olunca bu politikalara destek bakımından daha şey olabiliyorlar, daha yatkın olabiliyorlar. Hani kamuoyu desteğini dış politikaya genişletici bir etkisi var. Sonuçta siyasilerden söz ediyoruz. Hani onlar da iktidarda kalmak, iktidarlarını pekiştirmek istiyorlar. Buradan bir gerginlik, sert bir yaz geçer mi diye sorarsanız, eğer iki taraftan herhangi biri bu gerginliği çatışma eşiğine kadar taşıma siyasi iradesine sahipse, evet çok gerginlik görebiliriz ama son tahlilde kaybedecek çok şeyleri var. Fakat Yunanistan'ın hani bunu bir fırsat penceresi olarak görmesi biraz işi zorlaştırıyor Türkiye için. Çünkü Türkiye kabul edelim ki yani hoşuma da gitmiyor ama çok zayıf durumda şu anda Yunanistan'a karşı. Ben bir de eklemek istiyorum. Bazen de iki ülke siyasi veya ekonomik anlamda problemler yaşadığı zaman biraz dışarı doğru bakalım, ilgiyi oraya dağıtalım durumları da belki söz konusu olabilir mi diye de aklımdan geçmiyor değil. Doğru. Aslında yani şöyle söyleyeyim, yani benim düşüncem bu 2019'daki gerginlik Yunanistan'da uzun süredir ket vurulan bu silahlanma hevesini bayağı canlandırdı. Yani çünkü Yunanistan çok uzun süredir yeni hiçbir şey sipariş edemiyordu. Yapımı yıllardır süren bir takım karakol gemileri vardı, hücum botları vardı. Onları bile böyle güç bela hizmete sokabildiler. Ama geçtiğimiz iki yılda Yunanistan çok hızlı ve maliyetli bir silahlanma programını benimsedi. Dolayısıyla yani çok ağır bir ekonomik kriz geçiren, hatta neredeyse iflasın eşiğine gelmiş bir ülkede o ülke insanların refahından fedakarlık ederek savunmaya, Türkiye tehdidi gerekçesiyle savunmaya büyük kaynaklar ayırmaya başladılar. Bunun da tabii bu pastadan da en büyük payı Fransa alıyor tabii. Çünkü Fransa'nın da özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye ile bir hesabı var.
Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. En azından işin başka boyutlarını görmemiz nereye doğru gider böyle güzel bir perspektif oldu. Akademik açıdan da Profesör Doktor Serhat Güvenç bizlere açıkladı. Serhat abi ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu gerginlik diyelim bir savaşa gitmez etmez ama ben bazen tabii gazeteci olarak özellikle sektörel yayın yapan birisi olarak Yunanistan'daki rakiplerimi çok yakından izliyorum. Onlar bayağı böyle bir savaş boyalarını sürmüş durumdalar. Bakalım ne olacak, merakla bekleyeceğiz. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haberleşmek, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün Yunanistan'la aramızdaki ilişkilerde son durumda nereye doğru gidebilir? Kriz bir savaşın eşiğine gelir mi? Profesör Doktor Serhat Güvenç'le beraber konuştuk. Bizleri takip etmeye devam edin. Sitemiz tolgozbek.com'dan savunma ve havacılık konusundaki yeni haberleri takip edebilirsiniz. Eğer tabii videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, bu tabii ekonomik krizde bunları tekrar ediyorum ama katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlık ve mutluluklu günler diliyorum.